Sevgili arkadaşlar, bu videoda size söylediğimiz cümlelerin nasıl fizyolojimizi etkilediğini deneysel olarak size göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Siz de sonuçlara şaşırabilirsiniz. Cümlelerin doğrudan nasıl bizim bedenimizi etkilediğini siz de görün, siz de şahit olun. Sadece bunu sonuna kadar izleyin lütfen. Şimdi güzel insanlar, psikolojide bir kural var. Psikoloji eşittir fizyoloji. Yani psikoloji, beynimiz, düşüncelerimiz, cümlelerimiz fizyolojiyi etkiliyor. Psikoloji, fizyolojiyi etkiliyor. Cümlelerimiz, bedenimizi etkiliyor. Kullandığımız kelimeler direkt kimyamızı değiştiriyor veya vücudumuzda onu hissediyoruz. Dolayısıyla söylediğin cümleler nasıl senin bedenini etkileyecek, bunu uygulamalı olarak göstermeden önce hadis-i şerif eklemesi yapmak istiyorum. Hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bela insanın diline bağlıdır. Bakın, bela bildiğimiz bela, sıkıntı, dert neyse insanın diline bağlıdır. İnsanın diliyle alakalı. İnsan diliyle belayı çeker, sıkıntıyı çeker, başına iş çıkarabilir. Bunu anlıyoruz değil mi? Yani burada bela insanın saçına bağlıdır buyurmuyor Peygamberimiz. Ne buyuruyor? Diline bağlıdır diyor. Yani en büyük düşmanın şu dilindir. O yüzden senin eğer başına sıkıntı, bela, musibet veya hastalık ne geldiyse ilk önce diline bak. Ama hocam nasıl bakacağım? Yani aynayı açıp dilime mi bakacağım? Hayır, onu demek istemiyorum. Ne söyledin? Ne konuştun? Büyük mü konuştun? Neyi iddia ettin? Çünkü iddia ettin her şeyin imtihanına gireceksin. Ne söyledin? Bunu anlatabilmek için deney yapacağız beraber, görsel olarak. Şimdi güzel insanlar, bu deney, bu uygulama normal zekası olan herkeste çalışıyor. Tam çalışabilmesi için etrafta sizi uyaran televizyon veya ne varsa bilgisayar, bunları kapatın lütfen ve bana odaklanın. Yani zeka düzeyi normal olan herkes bunu yapabilir, herkes bunu hissedebilir. Şimdi bütün uyarıcıları kenara bırakın veya çıkın başka bir odaya gidin, sessiz bir ortam olsun ve odaklanın. Şimdi cümlelerimi tam görsel olarak hayal ederek anlamaya çalışın sevgili arkadaşlar. Bir elinizi kaldırıyorsunuz bu şekilde ve elinize bakın, avucunuzun içine bakın. Diğer elinizi kaldırıp işaret parmağını şu şekilde tutuyorsunuz. Şimdi işaret parmağının ucuna bakarken işaret parmağı büyüklüğünde oradan bir ışık çıktığını düşünün. Yani göstereyim. Bu boyda, işaret parmağı boyunda aynı boyda bir ışık düşünün. Işığın çıktığını düşünün. Hani daha önceden Star Wars diye bir film vardı. Çoğu insan bunu biliyor. Kılıçlar var kişilerin ellerinde. Düğmeye bastıklarında ışık çıkıyor. Kılıç çıkıyor yani. Öyle düşünün. Burada bu parmağınızın boyunda da kılıç çıktığını, ışık gibi kılıç çıktığını düşünün. Ve bu avucunuza tekrar bakın. Elinize baktıktan sonra bu işaret parmağınızla, tamam mı, yavaş yavaş avucunuza doğru ilerleyin. Ve avucunuzdan içeriye doğru ışığın girdiğini, o kılıcın girdiğini düşünün ve sadece düşünün sevgili arkadaşlar. Ve zihninizde görmeye çalışın. Normal zekaya sahip olan herkes bunu görebiliyor zihninde. Hayal etmeye çalışın. Hani imgeleme diyorlar ya. Bu şekilde parmağınızı oynatın sevgili arkadaşlar. Çevirin. Dokunmadan, avucunuza dokunmadan çevirdikçe bir şeyler fark edeceksiniz. Bunu 21 kere yapalım. 1, beraber sabırla. 2, 3, 4, 5. Devam ettikçe 6, çoğalabilir. 7, 8, hissedebilirsiniz. 9, 10, 11. Yaptıkça daha da fazla hissedebilirsiniz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gittikçe çoğaldı. 20 ve 21. Ve şimdi daha fazla hissediyorsundur belki. Şimdi çıkarabilirsin. Tekrar oraya doğru ilerlet. Avucunuza doğru soktuğunuzu düşünün. Çıkarın. Tekrar avucunuza doğru soktuğunuzu düşünün. Burada avucunuzun içerisinde bir şeyler hissettiniz. Ne hissettiniz belki siz de bilmiyorsunuz ama bir şeyler hissettiniz. Yani sanki o kılıç avucunuzdan içeriye doğru girdi ve bunu siz hissettiniz. Hissedenler
Bu videonun altında yorum olarak lütfen evet hissettim yazsın. Genellikle %80'i insanların, %80'i iyi odaklananlar bunu hissedecekler. Biz burada aslında neyi anlatmak istiyoruz? Burada söylenen cümleler, yani benim cümlelerim veya bunu sen içinden söylediğin zaman, sen de bunu kendin yaptığında nasıl senin bedenini, fizyolojini etkilediğini o cümlelerin sen de gördün, sen de hissettin. O %80'in içerisinde sen de hissetmişsindir. Genellikle istatistikler onu söylüyor güzel insanlar. Psikolojide biraz önce dediğimiz gibi düşünceler, cümleler bedeni etkiliyor, doğrudan etkiliyor. Hatta hastalıkların büyük bir kısmı psikosomatik diyorlar, değil mi? Yani düşünceyle alakalı, psikolojiyle alakalı bedenini etkiliyor. Sen bu deneyden sonra, bu gösterdiğim çalışmadan sonra başına gelen sıkıntılar neden olduğunu anlayabildiysen, o zaman sana yardımcı olabilmişimdir. Yani sen cümlelerin aslında senin bedenini veya karşıdaki insanı nasıl etkilediğini anlayabilmişsindir. Dolayısıyla en önemli hayatında öğrenmen gereken birinci yöntem şu: dili kullanabilmek. Dil kalıplarını düzgün kullanabilmek. Bu dil zehirleyebilir. Kendini ilk önce zehirler veya karşıdaki kişiyi zehirleyebilir. Veya hayatını güzelleştirebilir. Zehrin tersi şifadır. Kendini şifalandırabilirsin. Hayatına huzur getirebilirsin. Bolluğu getirebilirsin, bereketi getirebilirsin, ailen ile mutluluğu getirebilirsin dilinle veya karşıdaki müşteriyi örneğin kazanabilirsin. İş hayatında da kullanabilirsin. Hani derler ya, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Senin dilin çok önemli. Dil kalıplarını kullanmayı artık öğrenmen gerektiğini belki bu videodan sonra daha iyi kavrarsın. Dolayısıyla sana tavsiyem, en önemli şu hayatında öğrenmen gereken dil kalıplarını kullanabilmek. Dilini iyi kullanabilmek. Bunu birinci sıraya yaz. Belki bunu tek başına çok denedin, yapamadın. Çünkü sana müsaade etmediler. Etrafındaki o en çok görüştüğün 5 kişi seni hep aşağı çekti belki de. Dolayısıyla belki tek başına yapamayabilirsin ama biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda yardımcı olduk. Onların ilk dil kalıplarını değiştirmeleri gerektiğini onlara gösterdik. Dil kalıpları nasıl kontrol edilir, nasıl kullanılır, onları onlara gösterdik. 6 yaşında çocuğa anlatır gibi. Onlar dil kalıplarını düzelttikten sonra o arzuladığı, gerçekten arzuladığı neyse hayatında, işte evladıyla beraber zaman geçirebilmek veya eşiyle beraber kavgasız günler yaşayabilmek örneğin veya işinde daha fazla para kazanabilmek, bu konularda başarılı oldular. O yüzden herkes yapabilir, herkes başarabilir, sen de başarabilirsin. Dikkat etmen gereken konu dil kalıpları, dilin. Şuna dikkat edeceksin, bunu öğrenebilmek için eğitime katılman gerekiyor. Bu eğitime katılabilmek için de bizim videoların altında link var, linke tıklıyorsun. Formu doldurup gönderiyorsun. Eğer o uygunluk formunu doldurup anlaşabilirsek, yani uygun olduğunu anlarsak, o zaman bizim arkadaşlar seni ararlar ve seni eğitimimize alırız. Eğitime katıldıktan sonra dikkat etmen gereken neyse onları sana adım adım gösteririz. Seni engelleyen ayak bağların ne olduğunu, hangi dil kalıpları seni aşağı çektiğini onları gösteririz. Bununla beraber dil kalıplarını değiştirerek arzuladığın hedefe nasıl ulaşırsın, onu adım adım sana gösteririz sevgili arkadaşlar. Şimdi sen de iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.